Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu die Adjektivendungen. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, die Adjektivendungen bu konuyu görmüştük. Neydi? Sıfat sonlandırıcıları anlamına geliyordu. Bunları ayrıntılı bir şekilde temellendirmiştik. Ancak bu dersimizde bunlarla ilgili alıştırmalar yapıyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. İlk örneğimize baktığımızda der Student hat in Hamburg eine interessant Arbeit gefunden. Anlamlandıralım arkadaşlar. Der Student neydi? Üniversite öğrencisi demekti. Hat in Hamburg, bakın burada hat gefunden perfekt zamanda neydi? Finden değil mi? Hat gefunden şeklinde yorumlanıyordu. Hat in Hamburg eine interessant ve boşluk var. Oraya doldurmam gerekiyor. Arbeit gefunden. Bakın burada Arbeit, die Arbeit değil mi? Söz gelimi bunun artikelini bilmiyor olsaydık ne olacaktı bu eine Arbeit'tan? Die artikeli aldığını biliyor olacaktık değil mi? Ama en iyisi tabii artikelleri biliyor olmamız. Çünkü Almanca'da eğer artikelleri biliyorsanız aslında dil bilgisinin, gramerin değil mi? Birçoğunu aslında biliyor oluyorsunuz. Çünkü bu başlangıç noktasında değil mi? Bilmemiz gereken bir durum. Dolayısıyla die Arbeit, ne yapacağım? Bakın burada hat in Hamburg eine interessant Arbeit gefunden. Dolayısıyla ne olacak bu arkadaşlar? Eine interessante, değil mi arkadaşlar? Hat eine interessante Arbeit gefunden. Demek ki üniversite öğrencisi Hamburg'da ne yapmış? İlginç bir iş bulmuş değil mi? Dolayısıyla der Student hat in Hamburg eine interessante Arbeit gefunden şeklinde yorumlamamız gerekiyor. Sonraki örneğe bakalım. Die Mutter holt ihre kleinen Kinder vom Kindergarten ab. Evet. Die Mutter neydi? Anne demekti. Burada ayrılabilir bir fiil var. Neydi o? Abholen. Abholen neydi arkadaşlar? Uğrayıp almak demekti değil mi? Ihre kleinen ve boşluk var. Kinder. Evet, çocuklarını değil mi? Onun küçük çocuklarını. Bakın burada çoğul durumu söz konusu değil mi? Das Kind değil de ne var? Kinder, onun çocuklarını. Vom Kindergarten. Evet, bakın anaokulundan derken vom Kindergarten abholen. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Kadın değil mi? Anne çocuklarını, küçük çocuklarını, çünkü burada adjektif endung değil mi? Sıfat sonlandırıcısına dikkat etmem gerekiyor. Dolayısıyla Kinder'a dikkat etmem gerekiyor. Bir düşünelim, acaba bunun sonlandırıcısı ne olabilir? Die Mutter holt ihre kleine, ne diyeceğiz? Ihre kleinen, holt ihre kleinen Kinder vom Kindergarten ab, değil mi? Küçük çocuklarını, yani küçük yaştaki çocuklarını demek istiyor burada. Ufak, yani yaşça ufak değil mi? 3 yaş, 4 yaş gibi düşünebiliriz. Die Mutter holt ihre kleinen Kinder vom Kindergarten ab, demiş oluyoruz. Yani anaokulundan anne ne yapıyormuş? Küçük çocuklarını, küçük yaştaki çocuklarını uğrayıp alıyor değil mi? Üçüncü cümleye geçelim arkadaşlar. Bu bir soru cümlesi. Wo ist dein neue T-shirt? Şimdi bunu yapabilmemiz için bir defa ne yapmamız gerekiyor? Az önce de değindiğim gibi mutlaka ama mutlaka artikeli biliyor olmamız lazım ki. Çünkü artikeli bilmeden adjektif endung yapmamız olanaksız. Dolayısıyla T-shirt'ın artikeli neydi? Das T-shirt değil mi? Dolayısıyla senin yeni T-shirt'ün nerede diye soracağız. Dolayısıyla neu sonlandırıcı ne olacak? Şöyle bir düşünelim. Wo ist dein neu T-shirt? Ne olacak bu arkadaşlar? Das T-shirt. Dolayısıyla wo ist dein neues T-shirt diyeceğim değil mi? Wo ist dein neues T-shirt? Senin yeni T-shirt'ün nerede sorusu, demek ki Almanca'daki karşılığı neymiş? Wo ist dein neues T
T-Shirt. Sonraki cümleye bakalım. Die kleinen Katze ist niedlich. Evet, küçük olan kedi niedlich, tatlı, sevimli dediğimizde die klein, bu da gayet bariz değil mi? Die, ne olacak burası arkadaşlar? Die Katze, die klein, die kleine Katze ist niedlich demem gerekiyor değil mi? Küçük kedi sevimli dediğimde demek ki die kleine Katze ist niedlich demem gerekiyor. Beşinci cümleye bakalım arkadaşlar. Mein Bruder arbeitet mit ein alt Mann. Şimdi bu cümleyi bir dikkat edelim arkadaşlar. Benim kardeşim ya da abim olabilir bu değil mi? Mein Bruder arbeitet, çalışıyor. Bakın burada mit var. Mit olan bir cümlenin içinde ne gerekiyor arkadaşlar? Datiflik gerekiyor. Dolayısıyla man artikeli ne? Der man. Der datiflikte ne oluyordu? Dem oluyordu. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Mit einem. Değil mi? Mit einem man. Ancak şimdi sıfata baktığımızda arkadaşlar alt ne olacak bunun sonlandırıcısı? En olacak. Çünkü kuralımız neydi? Datifken einem alten en gelecek değil mi? İkinci defa em gelemezdi. Değil mi? Bu kuralımızdı. Dolayısıyla ne olacak bu? Mit einem alten man demem gerekiyor değil mi? Dolayısıyla bu cümleyi bir toparlayacak olursak ne diyor bu cümle? Kardeşim ya da abim yaşlı bir adamla çalışıyor derken mein Bruder arbeitet mit einem alten Mann. Altıncı cümleye baktığımızda in Berlin haben wir ein groß Zimmer. Öncelikle bir anlamlandıralım. In Berlin, Berlin'de var. Evet, neyimiz var? Zimmer. Neydi arkadaşlar? Zimmer artikeli das Zimmer. Oda demekti değil mi? Büyük bir odamız var. Berlin'de büyük bir odamız var. Şimdi arkadaşlar hatırlayacak olursanız ne demiştik? Eylemler ikinci pozisyondaydı değil mi? Dilediğimiz gibi oynayabilirdik öğelerle. Şöyle de diyebilirdik. Wir haben in Berlin diyebileceğimiz gibi in Berlin haben wir. Burada şimdi cümlenin başında in Berlin olduğundan dolayı neyi vurgu yapıyoruz? Berlin'de var büyük bir odamız değil mi? Ya da bizim var demiş olsaydık ne olacaktı? Wir haben in Berlin olacaktı. Şimdi buraya baktığımızda Zimmer'ın artikeli için, odanın artikeli için ne demiştik? Das Zimmer. Dolayısıyla ne olacak burası arkadaşlar? Şöyle bir düşünelim. Berlin'de büyük bir odamız var. Ne diyeceğiz acaba? In Berlin haben wir bakın arkadaşlar ne olmuş? Burada herhangi bir şeyi, bir sonlandırıcı kullanmama gerek yok. Neden? Çünkü das Zimmer zaten ne olacak arkadaşlar? Aynı şeklinde kalacak öyle değil mi? Ve burada das artikeli olmadığından dolayı ne yapacağım? Sıfatın sonlandırıcısı olarak es'i getireceğim. Ve ne olacak bu? Großes Zimmer değil mi? Berlin'de büyük bir odamız var derken in Berlin haben wir ein großes Zimmer şeklinde yorumlanacak değil mi? Berlin'de büyük bir odamız var. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Student hat in Hamburg eine interessante Arbeit gefunden. Der Student hat in Hamburg eine interessante Arbeit gefunden. Die Mutter holt ihre kleinen Kinder vom Kindergarten ab. Die Mutter holt ihre kleinen Kinder vom Kindergarten ab. Wo ist dein neues T-Shirt? Wo ist dein neues T-Shirt? Die kleine Katze ist niedlich. Die kleine Katze ist niedlich. Mein Bruder arbeitet mit einem alten Mann. Mein Bruder arbeitet mit einem alten Mann. In Berlin haben wir ein großes Zimmer. In Berlin haben wir ein großes Zimmer.
Sonraki örnekle devam edelim. Die Dame hat den schwarzen Rock gekauft. Evet, die Dame neydi? Kadın demekti. Bakın, hat gekauft, burada perfekt yapıdaki kaufen'i görüyoruz değil mi? Hat gekauft neydi? Satın almak demekti. Der Rock neydi bu arkadaşlar? Etek demekti, öyle değil mi? Schwarz, siyah. Demek ki kadın siyah eteği satın aldı derken ne yapacağız arkadaşlar? Bakın burada zaten den denilmiş. Dolayısıyla die Dame hat den schwarz, ne olacak arkadaşlar burası? Den schwarzen Rock gekauft, değil mi? Kadın siyah eteği aldı derken demek ki die Dame hat den schwarzen Rock gekauft dememiz gerekiyor. Sonraki cümleye bakalım. Die Leute suchen das best Hotel in der Stadt. Evet, die Leute neydi arkadaşlar? İnsanlar, suchen aramak demekti. Öyle değil mi? Suchen aynı zamanda neydi arkadaşlar? Neyi gerektiriyordu? İsmi i hali olan akusatif, değil mi? Akusatifi gerektiriyor. Das best, tabi das'ta bir dönüşüm yoktu, değil mi? Das best hotel in der Stadt. Şehirdeki en iyi oteli arıyorlar, değil mi? İnsanlar şehirdeki en iyi oteli arıyorlar derken burası ne olacak arkadaşlar? Das best ne olacak? Die Leute suchen das beste Hotel in der Stadt. İnsanlar otel şehirdeki en iyi oteli arıyorlar derken demek ki nasıl öğrenmiştik bunu? Das beste Hotel, değil mi? Artikel varsa burada ne gelecekti? Sıfatın sonlandırıcısı e şeklinde olacaktı, değil mi? Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar, das Kind kann mit den neuen Stiefeln besser laufen. Bakın burada şimdi az önce de söylemiş olduğum gibi, değil mi? Mit varsa eğer cümlenin içerisinde neyi gerektiriyor bu? Datifi gerektiriyor. Das Kind, çocuk, kann laufen, yürüyebiliyor. Bakın besser laufen, daha iyi yürüyebiliyor, değil mi? Stiefeln, bakın burada bir n var. Mit den neuen Stiefeln, bakın burada bir çoğul söz konusu olduğundan dolayı burası ne olacak? Datifi gerektiriyor. Peki datiflikte mit çoğullarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Mit den neuen ne diyeceğiz? Das Kind kann mit den neuen Das Kind kann mit den neuen Stiefeln besser laufen. Çocuk yeni çizmelerle daha iyi yürüyebiliyor derken demek ki das Kind kann mit den neuen Stiefeln besser laufen demem gerekiyor. Ve son örneğimize baktığımızda arkadaşlar, die Schüler haben keine Probleme mehr mit der Deutschgrammatik. Evet, ne diyor bu cümle bize? Öğrenciler, evet, keine Probleme mehr. Değil mi? Mehr neydi? Daha anlamındaydı. Tabii Türkçemizde öyle demeyiz. Güzel Türkçemizde öğrencilerin Alman grameri, Alman dil bilgisiyle ilgili daha fazla problemleri yok demeyiz de ne deriz? Problemleri kalmadı artık deriz, değil mi? Dolayısıyla burada mehr kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla burası acaba ne olacak? Bakın burada gene bir mit var. Değil mi? Ne yapmam gerekiyor? Artikele bakmam gerekiyor. Grammatik. Bunun artikeli ne? Die Grammatik. Dolayısıyla ne olmuş? Mit der Grammatik. Peki sonlandırıcı ne olacak arkadaşlar? Tıpkı yukarıda olduğu gibi, değil mi? Mit den neuen Stiefeln demiştik. Peki burada ne olacak? Mit der Deutsch ne olacak arkadaşlar? Die Schüler haben keine Probleme mehr mit der deutschen Grammatik, değil mi? Tıpkı yukarıda olduğu gibi, die Schüler haben keine Probleme mehr mit der deutschen Grammatik. Öğrencilerin Alman grameri, Alman dil bilgisiyle ilgili artık neleri yok? Sıkıntıları kalmadı anlamına gelen die Schüler haben keine Probleme mehr mit der deutschen Grammatik demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Die Dame hat den schwarzen Rock gekauft. Die Dame hat den schwarzen Rock gekauft.
Die Leute suchen das beste Hotel in der Stadt. Die Leute suchen das beste Hotel in der Stadt. Das Kind kann mit den neuen Stiefeln besser laufen. Das Kind kann mit den neuen Stiefeln besser laufen. Die Schüler haben keine Probleme mehr mit der deutschen Grammatik. Die Schüler haben keine Probleme mehr mit der deutschen Grammatik. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde die Adjektivendungen konusunu ayrıntılı bir şekilde incelemiş olduk. Ve bunlarla ilgili örnekler çözdük. Ancak şunu da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Die Adjektivendungen konusunu yaparken mutlaka ama mutlaka ilgili artikelleri biliyor olmamız lazım ki bunları yapabilelim. Çünkü diğer türlü bunları çözmemiz mümkün değil. Bu sebepten bu konuya mutlaka, bu artikel konusuna mutlaka önem gösterelim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.